Benim adım Cem. Benim bir de ikizim var, Can. İstanbul Çatalca'lıyız. Roman çocuklarıyız. İki kardeş yıllarca müzisyenlik yaptık. Aynı sahnelerde bulunduk. Yaklaşık 27 yıl beraber yaşadık. Ama maalesef kader bizi ayırdı. 3 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Geçen yaz gittiğimde gördüm ki o bambaşka bir dünyada, ben bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Ve gördüm ki yıllar geçtikçe Can için hayat daha da zorlaşıyor. Sen Bolu'da yoktun değil mi? Bolu'da yoktun. Oradaydım. Nasıl yoktun? Bolu'da. Evet. İbrahim Tatlı'ya gideceğiz. İbrahim Tatlıses'in kardeşine gece saat 1'de sahne var. Paralar da güzel. Bir de direktman orta parası yani. Cem'e söylemiş. Bir tane TRT'de bir abi vardı. Beni göstermiş adam. Ulan demiş, o tepçi demiş. Ne biçim bir çocuk? Neska. Rakka. Bugün düğün olacak mı? Olacak. Düğün nerede abi bugün? Bu aşağıda. At oradan topuna bak. Bak bak. Ben Cem Demirci. Aslen Çatalcalıyız biz. Orada doğdum büyüdüm. Orada okudum. Orada yetiştim. Ben bir roman çocuğuyum. Tabii benim ikizim var bir de. Çok iyi bir perküsyonisttir. Muhammed. Birazcık daha. Birazcık daha yakına. Nerede dayın alırsın? Evet, veriyorum. Adım Can Demirci, İstanbul Çatalca doğumluyum. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşantımızı sürdürüyoruz. Çatalca biraz İstanbul'a uzak bir memleket ama İstanbul'a bağlı. Roman Mahallesi'nde yaşıyoruz abi. Çok güzel bir mahallemiz var. Bir de bizim evimiz tam böyle ortada. Her Roman Mahallesi'nde müzik eksik olmaz. Kulağımız orada tabii ki doldu. Abi git Türkiye'de baba sahnelerde çal. Gel burada düğün çal. Ama burada da para düğünde var abi. Ünlü sanatçılara orkestra da yapıyoruz. 250 euro ya. Saçmalık, düğüne gidiyorsun 500 euro. Ben şimdi bu sanatçıya nasıl gidip çalayım ya? Ya sen var ya! Ya! Nerede bu orkestra? Yoldalar. Sen 350 kilometrelik işi niye alıyorsun be arkadaşım? Senlerin arabalara bak! Patronlar biniyor Türkiye'de. Çalışıyoruz biz ama dedim. Adamın hayatı ev. İş, iş, ev. Benim de hayatım abi. Geleceğim, arkadaşlarımla takılacağım. Gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim. Eşimle gideceğim bir yerlere falan filan. Çok zıttız abi. İkiziz ama çok zıttız abi. Ben mesela kahveye gidiyorum. Çocuklarla oturuyorum. Bazen kağıt oynuyorum falan işte. Cem geliyor bana böyle. Ne yapıyorsun? Kağıt oynuyorum. Şuraya bak. Sen ne yapıyorsun Cem? Cem öyle değil. Adama 100 lira ver. De ki sen bununla da bir hafta geçin. Geçinir onunla. Sıkar kendini. Sen bana 100 milyonu ver, ben sana bir saniye de harcayarım onu. İkiziz ama çok zıttız. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? 16 yıl müzisyenlik yaptım abi. Türkiye'de. Orada 16 yılda sahip olduğumu burada 2 yıl müzisyenlik yaparak sahip oldum. Orada burada 2 yılda sahip olduğumu orada bir 16 yıl daha yapsaydım yine sahip olurdum. Vallahi olamazdım. Bak doğruyu söylüyorum. Bu hani yani ülkemi kötüleme amacından değil, ülkem buradan 1000 kat daha güzel. Bak 20.000 kat daha güzel. Keşke ülkem, bak ülkem buranın yarısı kadar olsa ekonomisi, yemin ediyorum bunu. Durmam ya. Çatalca biraz daha İstanbul şehir merkezine uzak. Bundan da memnunuz. Ama tabii ki çok çile çektik ya. Gerçekten yani bu böyle otobüslerle, metrobüslerle. Düşünsene elimde iki tane klavye. En az bir tanesi 5 ile 7 kilo arası. Bir tanesi de burada. Elimde ayaklık. Sırtımda kablo çantam. İkizim perküsyon çalıyor. Abi ben sırtlanıyorum darbukayı. Cem alıyor klavyeyi. Biz gidiyoruz. İki katlılara biniyoruz Beylikdüzü'nden. Ya patatesiz. Aldığımız para rezalet. Abi... Rezalet paralar ya. Ama şu vardı. Önceden bir yolunu bulabiliyorduk almanın. İki kuruş arttırıp hadi bir kulaklık alayım. Örneğin Can gidiyordu ya bir şey kralayım kendime diyebiliyordu. Allah abi bu hava var ya dökecek sanki. Olabilir. İnşallah çocuğun düğünü olur ya. İnşallah.
Ertan neredesin? Abi şey arıyoruz, okul önüne doğru. Ha tamam. Çalıyorlar hem de böyle geliyorlar şu an. Ne sen ya? Bak burada oturuyorum ben. Biliyorum. Biliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Yavrum. Bir şey olursa ara beni. Tamam abi tamam. Gidelim de alalım biz. Tamam. Yılbaşını ne yaptınız? İşimiz yok. Öyle bir şey mi olur abi ya? En kötü evimde kendime çalın. Saçmalama lan, manyak mısın yılbaşında? Tabii ki biz böyle geldik zirveye. Zirve noktam. Benim zirve noktama. Geldiğim an Türkiye çok başka bir atmosfere girdi. Nasıl bir atmosfere girdi biliyor musun? Her hafta bomba patlıyordu Türkiye'de. Her hafta bomba patlıyordu. O zamanlarda aletlerimizi de yeniledik. Bir dünya borca girdik abi. Öyle böyle değil. Tam dedik ki düzeldi 15 Temmuz. Çalıyoruz ama çok güzel bir grubumuz var. Baterici bana döndü dedi ki çal ama nasıl hızlı biliyor musun abi? Yani gidiyoruz yani yürüyor yani sahne. Çok güzel, çok zevkli. Döndü dedi ki Cemo dedi efendim dedim. Kanka dedi darbe oluyormuş dedi. Sahnedeyiz abi. Darbe dedim olmaz ki. Biz dedim evet hayır oy verdik dedim. Evet kazandı lan dedim. Şimdi o zamanlar olayı da bilmiyoruz abi. Ya siktir git amına koyayım sen dedim sazına bak. Abi daha der demez. İçeri 5 tane asker girdi. Kapatın lan dedi. Boşaltın mekanı dedi. Ben dedim ki eyvah. Yandık. Yani yandık. Ulan bombalar bitti bu başladı dedim şimdi. 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz iş yok. 18, 20, 30 hep bekliyoruz. 15 Temmuz'dan da biz yedik mi abi darbeyi? Abi bizim sektör yerin dibini buldu. Tam 15 Temmuz bitti dedik abi. Toparlanıyor piyasa. Tabii toparlanıyor derken kur yükseliyor. Ama biz işte müzisyenler arasında ya arkadaşlar artık şu paralara çalmamız lazım. Müzisyen arkadaşlarıma bakıyorum. Birisi diyor ki ulan fabrikaya mı girsem? Birisi diyor ki ulan şurada bir garsonluk var. Ya bu adamlar kardeşim yetenekli insan ki müzisyen olmuş. Bizim kemancı arkadaş kimliksiz. Kimliksiz Almanya'dan Fransa'ya gidiyor adam, kimliği yok. İlkte kimliğe geziyor, duydun. Adam müsaade yani. O da geziyor. Dediler ki bu dediler dışarı. Döndüm polise dedim ki dedim intizar bizi yer. Bunu dedim alalım içeri. Polis dedi ne? Biz müzisyeniz diyoruz. İngilizce anlatıyorum. We are musicians. We just playing for a star from Turkey diyorum. We are playing for intizar. Geçtim yollara buldum seni araya araya. Çalarım şimdi kadar. Müzik malzemeleri hepsi yurt dışından geliyor abi. Bak dur abi göstereyim. Bak bunun adı shaker abi. Bu bir müzik aleti. Şöyle. Ritim tutuyorsun. Yani bu bir Alman'ın ürettiği bir marka abi. Şimdi bu adam bunu dolar kuruyla gönderiyor. Dolar çıkmaya başladı abi. Çıkıyor. Düşün. Sadece bu abi. Zaten orada anladım ben abi. Ya bak sahnede yüksek desibelden dolayı tıkaç vardır. Tıkaç. Kulaklık tıkaçları. Kulak tıkacı. Dolarla satılıyordu. Ben baktım ulan dedim ki dolar yürüyor. Yürüyor yani. O zamanlar 3.80 wow euro 3.80 oldu diyorduk. Abi çıkıyor. Ama bizim sahne ücretleri çıkmıyor abi. Çocuk bunu gördü abi. Alo. Gel diyordum aslında. Abi yukarı doğru gel sen daha. He o taraflara doğru gel. Bir klarnet üflesene şuna. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Yılbaşında bütçeler ne olması lazım sizce? Yani Seda Sayan 5.000 veriyorsa bizim 3.5-4 almamız makuldür yani. No Name solistlere çalıyoruz zaten.
Abi yok abi, yok. Kafa soliste göre bence az. Az. Ben yerimde memnunum abi hiç. Bak akşama düğündeyiz, takılıyoruz. Kardeşim geldi bana. Dedi ki Can, ülkenin gidişini hiç beğenmiyorum dedi. Her şey daha kötüye gidecek Can'a dedi. Senin dedi yurt dışı planın yoksa dedi, ben dedi yurt dışına gitmek istiyorum dedi. Sevindim, üzüldüm. Üzülmem ne? İkizim abi ben. 27 sene aynı yatakta yattığını düşün abi yan yana. Cem'le. Gözünü bir açıyorsun. Boş. Yanında birisi yok. Ne kadar zor abi ya. Ne kadar zor. Yani top oynayacaksın evin içinde. Ben Cem'le oynuyorum. Müzik yapacaksın. Adam klavye çalıyor. Ben darbuka çalıyorum. Müzik yapabiliyoruz ikimiz. Her şey benim için aslında böyle oldu. Sevindim. Çünkü görüyorsun abi. Dolar yükseliyor. Bir şey olduğunda tak eğlence sektörü iyi akşamlar. Çocuk bunu gördü abi. Eşim burada yaşıyor. Frankfurt'ta. Onlar da Silivrili. Benim eşim de Roma kendisi. Silivri'ye geldi onlar. Düğün vardı. Biz de düğüne gittik. Tabii orada bir ilk görüşmemiz orada oldu eşimle. Baktım iyi kız vallahi. Dedim ki tam dedim kafa kızı. Tam benim kafama göre. Aileler duyunca tabii de biraz zaman da geçince dediler ki bu işin bir adını koyalım. Tamam kardeşim şimdi biz bu işin adını koyalım da Almanya'da mı yaşayacağız, Türkiye'de mi yaşayacağız? İnan ol 50 kişiye danıştım. Abi neden biliyor musun? Korktum. Ben korktum. Buraya gelmekten çok korktum ben. Ya şimdi düşünsene abi Allah aşkına her şeyim orada. Yani her şeyim orada. Neslihan dedim nerede yaşayalım? Hani artık işin içinden çıkamıyorum tabii. Döndü bana dedi ki. Ben senin her yerde yaşarım. Çünkü ben sana güveniyorum dedi. Sen bizi kimseye muhtaç etmezsin. Ben bunu bildiğim için ben konuyu sana bırakıyorum dedi. Senin vereceğin karar dedi. Ben de dedim ki geliyorum. Farkında olmadan doğru zar atmışız daha doğrusu. Vallahi daha doğrusu öyle olmuş. Ben nereden bileyim abi 18 lira olacağını bu iş. Yani çok da memnun değilim ben bu durumdan yani. Velhasıl kelam maceramız başladı. Toplaklama sorunu var. Tamam da olay Ceren olayı hiç gelmemiş yani. Elektrik hiç gelmemiş. Hayır geliyor attırıyor ya. Biliyor musun? Düğün esnasında eğer ki sigorta inerse suçlu biz olacağız. Orkestra. Durdu. Aynen. Millet şey düşünmez. Aa salonun elektriğinde bir sorun oldu düşünmez. Orkestra durdu. Müzik kesildi. Ne oluyor sonra? Ha bu işte abi. Vişne suyu abi. 2 tane Napoliten çektik. Jelibon var mı abi? He? Ne yaptı? Tak oldu mu? Oldu. Yavrum. Ne var abi? Hayırlısı olsun. Allah kahretsin abi. Baki Bayram'dan 100 euro, Coşkun ailesinden 500 euro, Müslü Bayık'tan da 100 euro. Çok teşekkür ediyoruz. Damat Bey'in dayısından 424 euro. Biraz bir Erzincan'a gitsin. Teşekkürler. Çok kötü bir haftaydı ya. Türk ekmeği mi? Evet. Allah razı olsun ya. Allah razı içimiz dışımıza çıktı Alman ekmeklerinden ya. Bayağı bir demlenmiş hatta. Ben bir tek bugün evdeyim farkında mısın? Cuma günü ben nereye gittim? Nereye gittim? Şu an hatırlamıyorum. Cuma günü ben gittim ya bankaya. Ondan sonra Hyundai'ye gittim ya. Sen evdeydin. Lan şaka mı ki benim Almanca mı? Yo iyi ya. Adamlarla kavga edebiliyorum yani Almanca. Anahtarı aldım bak değil mi? Bakayım. Aldım aldım. Ha, bu radarlardan var ya benim çok başım belada. Burada her şey kural. Her şey kural.
Mecbursun burada trolları oynaya. Kaç abi şu an? Kaç yazıyor burada? 100 mü? Ben kaç gidiyorum abi? 80. Abi öğrettiler. Burada ehliyet benim ekmeğim abi. Ehliyetsiz ben burada ekmek yiyemem. Mecbursun. Benim buraya alışmam çok sorun oldu. Ya burada çok kural var. Kural. Disiplin seven adam burada kurallarını sever. Ama biz disiplinsiz bir ülkeden geldiğimiz için 4 ayda ben 2000-3000 euro radar parası ödedim. 4 ayda. Hata benim. Hata benim. Adam oraya yapmış tabela. Öküz herif. Uysana baksana. Hayvan gibi araba kullanıyorsun. Bir de ben gaza geldim ışıklarda. Lavuk geldi yanıma Porsche'yle, bende de CC var tabii. Vum 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 ben. Bir kalkış yaptım abi. Zınk dedi, pat yakaladı radar. Hay dedim amına koyayım ya. Orası bir çocuğu bilerek basmamış. Üstümüzden atlar yoksa Porsche bizi. Bilerek basmamış piçi. Biliyor da radar olduğunu. 350 euro. Çocuk sıfır araba aldı kendine orada. Şimdi bu adam bu arabayla geldi mi buradakilere lüks geliyor. Aslında orada normal. Yani herkesin binebileceği bir araba. Ama burada lüks gözüküyor. Bu herkesin merak ettiği araba meselesi var ya. Bak seni oraya götüreceğim. Benim arabam 40 bin euro ve benim arabam burada pahalı bir araba. Açıkçası lüks. Gerçekten lüks. Oraya ilk geldim dedim ki bir tane Mustang alacağım. Şununla dedim gideceğim Türkiye'ye. Arabanın içine bir bindik. Abi öyle kaldık. Benim arabam 40 bin euro. Bu araba 25 bin euro. Bir de bu bulaşık arabalar var ya böyle hani zor gidiyor. Onlara bak abi ne kadarmış. Bak ben sana tahmin ediyorum. Bu araba ne kadar? En fazlasını söylüyorum. Maksimum 400 euro falandır. 300, 350, aha 400. Bak, şu parayı arabanın üstüne atsam bana oradan abi anahtarı getirirler. Şu kadar para bak. Ah bu kadar parayı. Ben desem ki al abi, lavuk bana zık anahtarı teslim eder. Hayırlısı olsun, güle güle kullan. Hemen buna bir plaka aldım gittim bindim. Ki alacağım zaten böyle bir tane. Ben kendi makinamı fazla yormak istemiyorum işlerde güçlerde. Mesela genç adamlar mı biliyor bunu burada? Mesela bu 2011 model 123.000'de 19.000 euro. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Açıkça söyleyeyim. Ben buraya bir geldim. Ben kendimi kaybettim. Ben her hafta buradaydım. Her hafta cumartesi günü. Her hafta buradaydım. Geliyordum, arabalara bakıyordum. Ya ulan kendi kendimi mi söveyim şimdi? Ulan dedim kendime. Tabii uyandıktan sonra. Ulan göt dedim. Altında Volkswagen CC var. Türkiye'de olsa bu arabaya, Volkswagen CC gibi bir arabaya erişemezsin ki hayalindi. E şimdi araba ayağının altında, geliyorsun burada başka araba bakıyorsun dedim kendime. Siktir et dedim ya, ne geliyorsun? Bak şimdi Alman bunlar, tamam mı? Baktıkları arabaya bak. Gel. Bak. Golf bakıyor adam, bak golf. Hay. Bak adam şu arabaya baktı abi. Kaç para? 15.950. İşte böyle arabalara biniyorlar abi. Yani Almanlar lükse binmiyor. Alman bak. Alman arkasındaki de benim arabam. Ama biz Ausländerlerde bu sorun var abi. Geliyoruz amına koyayım. Araba alalım hemen. Ağzını sikeyim güzel araba. Bu benim arabaya vurmasın. İşkoku. Es ist mein Auto. Evren abilerle, Tayfunlar bizim, Sergenler, Murat olsun benim iyi arkadaşım, mahalle çocukları bunlar. Şimdi o çocuk da benim kadar çalışıyor. Hatta benden daha bile fazla belki. Onun da zamanını satın alıyorlar, benim de zamanımı satın alıyorlar. O da aynı zamanı sarf ediyor, ben de aynı zamanı sarf ediyorum. Onun araba Kartal, benim araba şu araba işte. İşte abi Hyundai. Ya şimdi arada fark var. Çocuk diyor ki, Nanay, ya şimdi kırmak istemiyorum kimseyi Ümit abi. Neredesin abla?
Ama ben sana dedim, çıkar dedim Merto. Anladın mı? Çünkü burası Bahçeşehir abi. Elbet çıkar yani. Aynen. Burada hani 20, 10 falan çok nadir. 50, 100, 250, 100, 200 patlatıyorlar. Ben bir tane darbuka almam lazım. Sen hemen bir tane darbuka abi. Mümtaz abi bir ışık ona. Zaten bu darbuka çok ağır. Ağır oğlum. Hani buradan gidiyorlar ya, nankörsünüz siz diyorlar ya. Ben böyle bir videoya denk geldim. Nankör, nankörler sizi. Çocuğunun altında Mercedes, kızının altında Audi, kendisinin altında BMW. Bak bizimkiler her zaman verdiğini çarpar, aldığını çarpmaz. Almancılar hep verdiklerini anlatıyorlar. Biz bir hamburger yiyoruz. Bak aynen de böyle anlatlar. Biz bir hamburger yiyoruz. Kaç para hamburger? 10 lira, 180 lira veriyoruz. Ne kadar kazanıyorsunuz lan? Öyle diyenlerin hepsi 2000 euro maaş alıyorlar. Hadi 1500 euro alsın. Bak 1500 öldürdüm ha. Ya bazen diyorum ki ya siktir et, tartışma bu adamla. Bu adama doğruyu anlatsan ne olur diyorum. Bir laf var ya hani dilim sussa gönlüm el vermiyor derler yani. Ondan sonra adama dönüyorum diyorum ki ya niye yalan söylüyorsun ya? Yalan söylemeyin millet. Ya çok açık. Çık gel. Çık. Çık git. Niye gelmiyorsun? Gel. Burada vatan millet sokağı şöyle böyle yapıyorsun. Alıyorsun 20 kat paranı. Geliyorsun tatilini yapıyorsun. Ama sonra diyorsun ki Türk insanı şöyle. Sen bana euro ile gelme. 8 bin lirayla gel bana. Bunlara ne yapacaksın? Bunları Türkiye'ye bırakacaksın. Adama 7 bini masaya koyacaksın. Zınk içinden 3 bini çekeceksin. Diyeceksin bak bu kira al. Koyacaksın kenara. 500'ünü de çekeceksin. Bu doğalgazın 4000. 500 çektiğime dua etsin karakışta. Tık. 250'yi de çektim elektrik, ona da dua etsin. 200'ü de çektim bu adamdan su. Bu adama ne kaldı? Bu kaldı. Alsana Nutella çocuğuna. Hadi burada alıyordun ya Nutella'yı. Çocuğun ya bu Nutella. Nutella istiyorum. Alsana Nutella'yı göreyim sana. Ya çok net bir soru abi. Burası kötüyse buyurun. Kapı açık. Burada bir parti var AF'de. Allah'ım inşallah AFD'ye gelsin de hepimizi buradan siktir etsin de. Buradakiler de o Türkiye'yi bir görsün istiyorum ben. Buradaki Türkler orada yapabilecek mi? Görelim bakalım. Görsünler abi. Bir gidelim hepimiz Türkiye'ye böyle buradan. Ben götü kurtarırım her türlü. Ben burada iz bilmeden, dil bilmeden aileme nasıl baktıysam orada da bakarım. Ama buradakiler bakamaz. Buraya geliyorum. Sabah 6 falan insanlara bakıyorum işe gidiyor. Diyorum ki hayatımız ne kadar ters. Biz yatmaya gidiyoruz, insanlar işe gidiyor, insanlar yatıyor, biz işe gidiyoruz. Şu aslında sigarayı bir bıraksam çok güzel olacak. Aslında şunu yesem, sonra böyle bir şeyler yapsam. Bak bugün öyle yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Roman Mahallesi'nin güzelliği. Bak kalkıyorsun abi müzik sesleri. Hep böyle bir aksiyon. Rahat uyuyamazsın. Takıyor klarnetini, klarnet çalıyor sabahın 9'u. Abi ben yeni geldim daha işte. Adam anlamıyor ki onu. Klarnet deniyor sabah 9'da. Nebahattin amca! Bak duymaz da. Nebahattin amca! Yukarı bak yukarı! Oy benim canım! Amca ne yapıyorsun? Burada mısın? Köye gidiyorum abi. Köye gidiyorsun? Tamam. Serkan abi! Hazırlanın iki haftaya. Bak abi geleceğin klarnetçisi bak bu. Gel kaçma gel. Çobut! Niye kaçıyorsun? Aa, sen de kayıyorsun bundan. Tamamdır abi, bu. Abi, bu var ya dede. Çok güzel. Abi sabah çıktım. Bir şeyler aldım kahvaltılık. Bak o da öyle şey değil ha. Sucuk salam aldım. Ekmek aldım. Çocuğa ufak bir kıyafet aldım. 400 milyon abi. Usta biz ne yiyeceğiz ya? İsterim yılbaşında bana atsınlar 890 bin. Dolar böyle kafamdan aşağı. Demek Bulgaristan işi he? İnşallah olur. Oziler falan olacak oğlum işte. Tamam. Emre çok güzel, olacak. Çok güzel, çok güzel. Aşkım aşkım. Gelmesini çok özledim. Ay Allah. Çok özledim. Ne ya babacığım? Ha, ne yapıyorsun baba? Ha, ben çubuğa çıkıyorum. Ha. Geberdik yine bu hafta. Nereye geldik? Ay. Koş 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 koş. Ol siktir. Kemer memer de yok. Ama bak düşmüyorsun ki. Nereye düşmüyorsun bunu? Paket aldım. Ben ülkemi o kadar çok seviyorum ki ben oy kullanmayacağım. Neden biliyor musun? Yaşamadığım canım ülkemin kararlarına karışmak istemiyorum. Anladın mı?
İstemiyorum yani. Yaşamadığım bir ülkede oy vermek benim hakkım değil. Yaşamadığım bir ülkenin yöneticisini seçmek benim hakkım değil. Ben ülkemi bu kadar çok seviyorum. Ben neden gidip milletin kaderini oynayayım ki? Abi margarita yiyin bak, çok iyi pizza. Ben burada yedim. Allah Allah. Gerçekten çok güzel. O zaman tamam. 3 tane margarita, kola. Sen şimdi shaker bender bakacaksın. Mümtaz abi de geliyor şimdi, ayıp olmasın adama. Mümtaz abiyle gidelim. Daha güzel olur. Oğlum ama yesene sen. Bunun çocuğu nerede? Hayır hayır, öyle bir şey değil bu. Abi limon ne alaka ya, kola limon ya. Burası gaco yeri oğlum. Yanlış onda. Burası. Abi limonlu kola nedir ya? Bilmiyorum, yeni bir tat herhalde. Ay Allah'ım ya. Ya resmen beyaz peynir. Margarita mı dedi? Margarita mıydı neydi? Çok güzel. İstanbul'a geleceksin, fotoğraf çekilmeyeceksin. Dur bakayım, nereye güzel yakalayabilirim ben ya? Allah, burası. Görecek abi beni. Hayır. Allah, bu şehir nasıl özene bezene yaratmış abi ya. Gerçekten diyorlar ya, metropol abi. İnsanlar İstanbul'u televizyondan görüyorlar. Evet, biz yaşıyoruz ya şu an. Biz yaşıyoruz, anladın mı? Oğlum millet burayı görmek için nerelerden geliyor? Yok yani abi, başka bir İstanbul yok. Yok. Ya farklı bir yer usta ya. Kornaya basalım. Çok güzel oldu. Ben şimdi geziyorum ama insanlara bu lüks geliyor. Bu benim en doğal hakkım. Ama ben bu kazanımımla bile... Sonra bak, karım burada abi. Biz en son ne zaman bir yere gittik Remzi? Duydun mu abi? Bir ay benim kazancım... Asgari ücretin bak çok çok üstünde. Ama ben bu kazancımla zorluk yaşıyorum diyebiliyorsam, sen 8 milyar alıyorsun, kirada oturuyorsun, şükür. Bak Rabbime binlerce kere şükür. O ayrı bir şey. Bizi sanki dinsiz yapıyorlar abi ya. Yemin ediyorum. Şimdi bizi de ulan bunlar da böyle konuşuyor. İlke ya, ben niye gideyim kardeşim ülkemden? Bak, Allah'a yemin olsun, çok büyük yemin ediyorum. Bir gün düşünsem, bak benim ülkem buradan çok çok güzel bir ülke. Çok çok güzel. İklimi olsun, coğrafyası olsun, insanların sıcak kanlılığı olsun. Benim memleketim çok güzel ama ekonomik olarak olmuyor abi, olmuyor ya. Benim burada durmamın tek sebebi ekonomi. Ben Almanya'yı sevdiğimde aşık olduğumdan değil buraya. Kötü yönleri de var buranın. Tabii ki var abi, yani burası güllük günistanlık değil dediğim gibi. Ben yeri geliyor buradan nefret ediyorum. Ama benim burada tutan tek şey ekonomi. Ya bir su 7 lira olur mu ya? Ülkemi gerçekten çok seviyorum. Buna iyi diyemeyiz abi. Kimse iyi diyemez. Doğruya doğru konuşmamız lazım Ümit abi. Ben her şeyimi geride bırakıp geldim. Benim her şeyim orada abi. Çok mu kolay zannediyorlar gurbet? Geldin gördün işte. Kolay mı? Kolay değil, gurbet zor. Buranın ekonomisi kadar istemiyorum ya. Yarısı kadar ya. Ya yarısı kadar. Kendimi geçindireyim. Vallahi billahi hiçbir şeyde gözüm yok abi. 4 tane klavyede gözüm yok. Ekmeğimi alacak kadar olsun. 2022 model bir arabaya değil de. Ya bu şöyle bir 2005-2006 bile olsa yeter. Beni alsın. Çoluk çocuğumla beraber gezmeye götürsün. O kadar olsun abi ya. O kadar olsun, döneceğim abi. Yani ben ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünmeyeyim. Döneceğim abi. Bak söz. Söz, döneceğim abi. Ya ben burada durmak istemiyorum abi. Şimdi bu videoda bana küfürler de gelecek. Kıyametler de kopacak belki. Belki beni sevecekler de. Benim içimde bir art niyet yok. Bak ben burada bir siyaset de yapmıyorum. Ben senden para aldım mı abi? Veya ben... Hiç kimseden para aldım mı bu röportajı vermek için? Almadım. Risk bile aldım. Ben doğruları söylüyorum. Bunlar doğrular. Kırılan arkadaşlar olacak. Ama dost acı söyler derler. Sonumuz hayır olsun. Herkes için. Ama gidiş iyi değil.